Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda size 2020 KPSS sınavının nasıl planlanabileceğini söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar ekranda gördüğünüz benim ALES sınav sonucum 50.0 yaptım Allah'a şükür. Şimdi burada sevgili düşünebilirsiniz. Hocam matematiklerin işi bu değil mi? Hayır arkadaşlar. Şimdi bu sınavların belli bir format var. Belli bir mantığı var. Matematik anlatmak başka bir şey. Bu sınavlar başka bir şey. KPSS sınavında matematiği dahi birçok matematik arkadaş her zaman fullemiyor. Düşündüğünüz gibi değil. Çünkü ben işin içindeyim. Sevgili arkadaşlarım, KPSS'de fullemek için neler yapmalıyız? KPSS'de full ya da full'e yakın yapan öğrencilerim nasıl yaptılar? Bu videomda bu konuya değineceğim. Şimdi arkadaşlar burada sizin konunuz birazcık daha farklı. Farklı olmasının sebebi şu. Diğer sınav sistemlerinde vakit kalırken bizim vaktimiz kalmıyor. Ne oluyor? Bir soruyu bir kere bakabiliyoruz. Yani bizim bir kere burada en önemli sıkıntımız ne biliyor musunuz? Vakit. Şimdi mesela bazı arkadaşlar diyor hocam ALES TGS videolarında söylediğiniz yönlendirmelerle burası aynı değil. Çünkü niye? KPSS'de bir kere vakit sorunu var arkadaşlar. Ciddi anlamda vakit sorunu var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam vakit sorunu varsa peki neden ALES'in çıkmış sorularını çözün diyorsunuz 2014'ten itibaren? Onun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi piyasada kaliteli soru diye bir sıkıntı var. Yani sınav tarzında bir soru bulma olayı var. Bu sorularda nerede var arkadaşlar? Kimse ÖSYM gibi yazamıyor. Yani o yüzden ben çıkmış ALES sorularını muhakkak ki 2014 yılından itibaren onların açıkladığı soruları muhakkak ki bulup bir şekilde çözmenizi istiyorum. Buradaki soruları çözmemin amacı da yani buradaki soruların size faydalı olması. Ondan sonra bu sorularla uğraştığınız vakti size geri dönüş sağlaması. Yani burada önemli olan sınava yakın sorularla çalışmak. Peki sizde vakit sorunu var dememin sebebi ne? Mesela örnek veriyorum ALES'e giren bir kişi belki bir soruyu 2-3 kere bakabilirken sizin sadece bir kere bakma şansınız var. Bir kere bakma şansınız var. Peki hocam biz bu bir kere bakma şansının üzerinden nasıl geleceğiz? Bu sizin yapan öğrencileri nasıl yapar? Arkadaşlar benim KPSS'de gerçekten full'e yakın yapan öğrencilerim var. Fulleme olayı KPSS'de. KPSS'de bir tane ayırt edici çok zor soru var arkadaşlar. Bakın KPSS'de bir ya da iki tane ayırt edici soru var. Bunlar öğretmenleri bile eleyici sorular. Yani ben bile elenebilirim bu sorular. Şimdi burada ki sorulara takılmamak lazım. Yani bu bir iki tane zor soruya muhakkak ki takılmamak lazım. Zamanı yememek lazım. Yani burada zamanınızı yemeyin. Bu iki soruyu bitirmeyin. Bu iki soruyu sınavda bir şekilde tanıyın. Mesela eğer bu soruyu fark etmez de sınavda bu sorulara ulaşırsanız bütün vaktiniz gider sınavdan sonra strese girersiniz. Yani buradaki önemli olan sizin yapabileceğiniz soruları bir kere bakıp bir kere yapmak. Burada mesela sizin yani KPSS'nin cebir kısmı var ya. KPSS'nin cebir kısmı bazen kolay oluyor ama mesela şu mutlak değer ve basitlik var ya sınavda inanılmaz bir şekilde moral bozuyor. Bu mutlak değer ve basitlik sonra tek çift sayı soruları her zaman doğru bir şekilde geldiği için bunlar ciddi anlamda vakit alıyor. Peki hocam sizin bu filan öğrencileri nasıl yapmıştı? Arkadaşlar bir kere sizin bu 2014'ten sonraki ALES'in sonra KPSS'nin tüm çubuk sorularını bir kere çözmeniz lazım. Konularınızı da bakın. Konularınızı da yine az önceki tavsiyeyi dinleyen arkadaşlar olabilir. %70 oranında bitirin. Niye? Çünkü KPSS'de zaten lisansın üzerine sorulduğu için genel sorular soruluyor. Yani burada yine genel sorular soruluyor. Yani %60, %70 konu eksiğini bittikten sonra gerisi sizin yorumlamanıza kalıyor. Bu yorumlamanız da işte benim burada bahsettiğim ALES ve KPSS sorularıyla halledin. Peki vakit sorunundan kalsanız da mesela örneğin ALES'e giren bir kişi bir soruya 2-3 kere bakarken sizin öyle bir şansınız yok arkadaşlar. Ve bir soruya bir kere bakma şansınız var. Çok şaşırtlısı 2 kere. O yüzden bir kere bakma şansınız olduğu için burada sizin çok pratik yapmanız gerekiyor. Yani burada pratik şartı var. ALES'te de pratik şartı var ama sizdeki pratik şartı daha farklı. Sizin bu pratiği yapmanız için ne lazım arkadaşlar? Bol bol soru çözmeniz lazım ve zaman tutarak soru çözmeniz lazım. Yani buradaki arkadaşlar mesela tavsiye ederken dikkat edin önce gibi diyor. Zaman tutarak herkes çalışmalı ama sizin bilhassa çalışmanız lazım. Ondan sonra bol bol pratik şartı var ve dediğim gibi mantıklı sorular üzerinden çalışın arkadaşlar. Mantıklı sorular üzerinden. Bir tavsiyem daha var. Çok deneme çözün. Zaten 30 soruluk deneme çözdüğünüz için çok deneme çözün ve denemenin sonuna mesela ne koyuyorum? Yüzde problemlerini kaçırdınız. Yüzde problemlerini kaçırdınız. Ne yapın biliyor musunuz? Oturun yüzde problemlerine soru çözün.
kaç tane ödev veriyorum? %50 mesela 40 tane soru çözün. Bu şekilde gidin. Ama sizin burada yapmanız gereken şey sizinki pratikle ilgili birazcık daha. Yani KPSS'nin zorluğu zamanla olmasından kaynaklanıyor. ALES ve DGS veya diğer sınavlarda bu şekilde değil. Mesela TYT'nin sorulması da yine zamanla sebepten kaynaklanıyor. Çünkü TYT'de de bir soruyu bir kere bakmak gerekiyor şu anda. Onunla ilgili de video çekiliyor ama ben hani bu bütün sınavları da arkadaşlar ayrı ayrı öğrencilerim var. Yani sadece ben TYT üzerine bir öğretmen değilim. Bunlar üzerinde de bilgilerim var Allah'a şükür. Yani bunlar üzerinde de yine fırlama taktiklerim var. Sizin bunlara ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım. Yani buradaki asıl önemli konu sizin pratiğiniz lazım. Bir de bu ALES ve KPSS'deki çıkmış soruları çözerseniz eğer arkadaşlar siz orada bir şey fark edeceksiniz. Ne fark edeceksiniz biliyor musunuz? Belli soru mantıklarının sürekli sorulduğunu göreceksiniz. Ve bu soruları çözdüğünüz zaman arkadaşlar çözerken daha doğrusu bakın çözerken güzel güzel not alın. Yani öne göre öyle gelişi güzel bir denemedeki soru çözüyorsunuz gibi çözmeyin. Yani bunları çözerken özenle çözün lütfen. Mantığını iyice oturtamadığınız soruları açın, videolarını dinleyin. Eğer hani çıkmış soruları anlatan kişiler varsa dinleyin. Bana dava açıldı, ben daha anlatamıyorum biliyorsunuz mahkeme sürecindeyim. O yüzden bunlara dikkat edin. Eğer siz de bu şekilde çalışırsanız sizin de farklı olur. Bakın aralarında ince çizgiler var arkadaşlar. Bu ince çizgileri buraya çizin. Sizin bir kere kesinlikle pratik şartınız var. İşlemleri çok hızlı yapmanız lazım. Kabataslak işlemleri yapmanız lazım. Burada hızlı yapan kazanıyor. Burada öyle değil yani. Buradaki rahatlıkla buradaki rahatlık kesinlikle aynı değil. Bugün emin olun ben mesela ALES'e girsem fullerim, KPSS'e girsem normal gerçek bir KPSS'e giren gibi girsem böyle görüyorum orada genel kültüre, genel yeteneğe, başka şeylere zaman ayırdığım için ben KPSS'de matematiğe geldiğim zaman fulleyemeyebilirim. Çünkü belki her soru okuyun aklı nasip bile olmayacak. Yani ben bunu bilemem. KPSS'de o yüzden belli kısımlar vardır. Örnek veriyorum basit istatistik mutlak değer her zaman doğrudur. Soruları zordur. Onları tam oturtamadıysanız sınavda da baktığınız zor onlara uğraşmayacaksınız. Yani bir kere burada zor sorulara uğraşmamanız lazım. Ama şu anda sürece baktığınız zaman önünüzde de ciddi bir zaman var. Bence örnek veriyorum mutlak dersi gerekirse 15 gün oturun mutlak ders çalışın. Ben bu konuların hepsiyle ilgili oynatma listesi de hazırladım. Hani konu anlatımını ben de ALES'i de dinlesin, DGS'i de dinlesin fark etmez. Sizin çalışma sisteminiz farklı olmalı. Bakın bu ince noktayı eğer çizmezseniz arkadaşlar oturtamazsınız. KPSS'de pratiklik çok önemli. Diğer sınavlarda bu kadar pratiklik gerekmiyor. Yani şunu demek istiyorum. 15 gün mesela gerekirse oturacaksınız. Mutlak değer çalışacaksınız. Çünkü garanti soru çıkıyor mu? Çıkıyor. Garanti soru çıkıyorsa bizi bağlayan ondan garanti soru çıkmasın. Yani ondaki garanti soru bizi ilgilendirir. Ondan sonra örnek veriyorum. Diğer konularda da garanti çıkan sorular var. Onlara da muhakkak ki bakın. Basit mutlak değer olsun, tek çift sayıları soruları olsun, cebir kısmı. Bir de şunu tavsiye etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizin kesinlikle kesinlikle cebir kısmında hızınızı göstermeniz lazım. Cebir kısmında hızınızı gösterin. Niye cebir kısmında hızınızı gösterin biliyor musunuz? Çünkü sizin problemleriniz zor. Gerçekten problemleriniz zor. Diğerlerine göre. Zor olmasının sebebi biliyor musunuz? Kelime oyunları var. Kelime oyunları yüzünden. Ciddi kelime oyunları var. Sayısal mantıkta da öyle. Buranın bir belli bir mantığı var. Burada kelime oyunları yapıldığı için sizin cebiri hızlı çözmeniz lazım. Cebirden zaman kalmalı. Yani sizin cebirde çıkan bank değerler var. Üstü sayı, köklü sayı vesaire var. Mesela çok tutturmuşum köklü sayılarda mesela şunlar bunlar. Kök eksi 1 çarpı, kök eksi artı 1 şekli bir soruydu mesela. Tutturmuştum onu. Yani bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Sizin cebiri şimşek gibi hızlı çözüp bir an önce sizin problemlere geçmeniz lazım. Ha, geometri çalışan yapan arkadaşlarım varsa geometri yine bakın şöyle bir KPSS'leri alın, LES'leri alın. Geometri dikkat edin. Hep aynı yerlerden aynı sorular soruluyor. O konulara çalışın. Mesela analitik geometri garanti. Mesela çember daire garanti olarak geliyor. Yani bu garanti konuları kendiniz de kazıklayın arkadaşlar. Bunları birine size anlatmasına gerek yok. Çıkmış soruları çözmeden kesinlikle çalışmayın. Çıkmış soruları çözün ki nasıl çalışacağınızı yön bulun. Yani hangi konu üzerine ne kadar soru soruluyor, nasıl soruluyor, hikaye tarzında mı soruluyor, şekil tarzında mı soruluyor, bunları görmeniz lazım. Eğer bunları görmeden çalışırsanız kuru kuruya bir çalışma olur. Sevgili arkadaşlar, yorumlara iki arkadaş belirtmişti. Hocam KPSS ile ilgili de bir video çekin diye. Gerçekten hani o arkadaşların bu saatte sanmalar yazmasın. Bu video çekime vesile oldu. O arkadaşlara da başarılar diliyorum ama dediğim gibi bu sınavların her birinin ayrı ayrı incelikleri var. DGS'ler ve ALES arasında farklar var. Ama ben burada çalışma sistemi açısından söyledim. Ben o farkları da
şöyle yol gösterme açısından.